Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatimiz Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertibindeki haberlerin huzuruna olsun. Uşuklarımız, kaynağımızı da kıtanlar ekranımız olsun. Amerika Taşkı İşler Ministeri, Xitay Uyghurlarga kılıbatkan yirginişlik siyasetini toxtishi kerek dedi. 27 Mart Amerika Avazı haberde bildirilişçe Amerika Taşkı İşler Ministeri Mike Pompeo Xitayni Uyghurlarını lagırga kamaştak yirginişlik hareketini toxtishga çağırdı. Amerika Taşkı İşler Ministeri Mike Pompeo tünügün Amerika Avazı muhbirinin ziyaretini kubul kılganda Xitayning Uyghur ve başka Müslümanlarını kank ölemlik lagırga kamaş siyasetini yirginişlik ve paciyelik deb süpetledi. O sözü diyene Xitayning netçi milyon Uyghurunu lagırga kamaşı tarihi karakterlik kişilik hukukunu depsende kılgallıkı bulup hesaplanıdı. Biz hazır Xitayni öz kılmışlarının yirginişlik, paciyelik işkellikigi işendirişki tirişi vatimiz. Xitay bu kılmışlarını toxtishi kerek digerlerini bildirdi. Pompeo, Amerika parlamentide Xitayning Uyghurlarını bastırış siyaseti hakkıda ötküzülgen yepyq yığından keyin bu sözlerini kılgan. Xitay Afrika denizini egilip aldı. 26 Mart BBC Torun haberde bildirilişçe Xitay belikçileri Gerbi Afrika denizini bulgaşka başlagan. Gerbi Afrika Sierra Leone deniz tevelikide yerlik belikçilik kemelerden başka çetellik belikçilerinin köp bulup bunların içi de Xitay'nın belikçilik kemelerle 4'ün 3'ünü egilediken. Onun üstüge Xitay belikçileri zor miktarda belik tutkan deyken kımmet belikçilerini elip başkalarını taşlı ödediken. Bu sebepten deniz muhiti iğir bulunuşku başlayan bulup, Xitay belikçi kemelerinin köplükeden yerlik belikçilerinin belikçilik işleri tosalgığı uçurganlığı için yerlik halık hükümetten Xitay belikçilerinin belik tutuşunu çekleşini talep kılışkı başlayan. Xitay'nın ürümçedeki Uyghurlarının sahnini azaytkallığı malum oldu. Erkin Asya Radyosu'nun haberde bildirilmişçe, Xitay dairleri yakında elan kılgan atılmış Uyghur Abdunum rayonunun 2018 yıllık nüfus istatistikisinden malum buluşça, Ürümçedeki Uyghur nüfusu 2017 yılı 13. ayının ahiri 287.632'ye düşken, Ürümçedeki Uyghur nüfusu 2014 yılı 365.638 bulup, aradan 3 yıl ötkende 78.006 nüfus kemiyip ketken. Statistiki cedivildin yanı baykalışça Ürümçedeki Uyghur nüfusu kemiyişi Tengritağ rayonunda gevdilik bulgan. Tengritağ rayonunun 2014 yıldaki Uyghur nüfusu 177.607 bulup, bu san nöbette 128.423'ü çüşken. Yani 49.184 can kemiygen. Xitay dairleri 2009 yılı Ürümçe katliamı yüzbergendeyken Ürümçedeki köçmü nüfusu karata tazlaş hareketi kozgap, zor bir türküm Uyghurlarını Ürümçe'den haydigen idi. Küzetküçlerinin deyişçe şu çağdımı Ürümçe'deki Uyghur nüfusu da bu derecede tövelleş bulmağın. Ürümçe'deki Uyghur nüfusunun 21.33% tövelleşi, muhacireteki Uyghur faaliyetçileri tarafından rayondaki yığıveliş lagırları bilen bivasıtı münasifetlik dep karalmakta. Erdoğan Ayasofya'nı kaytiden camiye aylandırmaz dedi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan 31 Mart mahalli saylamlardan keyin Ayasofya'nı kaytadan burunqi halatiga qaytirdiganliklarini aytdi. 26 Mart İstanbul'da ötküzilgen Büyük Trabzonluklar uçuruşida söz qilgan Recep Tayyip Erdoğan 15 Mart'ta Yeni Zelandiyadagi ikki camide terrorlik hujumi paydo qilib 51 adamni qatl qilgan terrorchining atalmış xitobnomasiga ishorat qilgan halda bu yerda Konstantinopol bo'lmaydi. Bu yerinin ismi İstanbul. Bunu muşundak bilip kılınlar ve muşundak bulup mağıdı dedi. Sözü ceryanda yıkındı çıkan bir televizyon sökbet programması da Ayasofya'yı haksız kiriş meselesi doğrusu da pikir bayan kılgallıkını esiltip ötken Erdoğan, Ayasofya'yı hazır mı hak tölep kirilemdi o deyip soruştu. Men onlara, yak Ayasofya'yı kirişini haksız kılışımız mümkün. Fakat haksız halgı keltürüşle emez, saylamlardan keyin Ayasofya'nı kaytadan burunqi halatiga qaytirimiz dedim. Bu nime deganlik bo'ldi? Yani Ayasofya'nı muzi bo'lishdan chiqarib, jami ismiga loyiq holatga keltirimiz dedi.
Erdoğan sözünü devamlaştırıp, emdilikte Amerika Koşmuş İştahatları Prezidenti Donald Trump turupla Kudüs'ünü paytaxıt elan kalıdı. Şundak mı? Suriye'nin cevulan töpüliklerini işgalçı İsrailiye'ye sunudu. Şundak mı? Siler mi Türkiye'den bir cevap alısılar elbette. Biz hazır aldı bilen İslam Hemkarlık Teşkilatı'nın nöbetçi reisi süptide bularığı bir cevap kaydırışımız kerekemez mi? Biz mesuliyetimizin tekazasına asasen bu cevabını verdik. Berimiz ve berişini devamlaştırımız digerlerine kayıt kıldı. O sözünün devamı da, kırındaşlarım, biz pekatlı Kudüs'ün, Türkistan'ın, Balkanların, Afrika'nın yardımına yürürmeyvatımız. Okşaş vakitte 81 vilayetimizden hemmesine, 82 milyon halkımızdan her birine ilgi çıkıvatımız digerlerini bildirdi. Şimdi Trump Kudüs'ü kalkıyor başkent ilan ediyor, öyle mi? Golan tepelerini işgalci İsrail'e çekiyor, öyle mi? Ve siz de Türkiye'den bir cevap alacaksınız tabii. Ben de kendilerine dedim ki Ayasofya girişi ücretsiz hale getirebiliriz. Seçimlerden sonra Ayasofya'yı tekrar aslına rücu ettiririz. Yani Ayasofya'yı müze olmaktan çıkarıp Ayasofya'yı cami ismiyle müsemma hale getiririz. Nasıl işgalcilere karşı Kudüs'ün hakkını savunuyorsak, neonazi terörüne karşı insanımızın hakkını, hukukunu savunmak da bizim vazifemizdir. Kardeşlerim, biz sadece Kudüs'ün, Türkistan'ın, Balkanların, Afrika'nın imdadına koşmuyoruz. Mevlüt Çavuşoğlu, Arap devletlerinin korkunç haklıkını tenkit kıldı. Türkiye Avazı Radyosu haberde bildirilmişçe, Türkiye Cumhuriyeti Taşkışlar Ministeri Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika Prezidenti Donald Trump'ın Suriye'ye tabi cevulan töpülükini İsrail'e zemini deb itiraf kılışını öz içine alan prezidentlik kararnamesine bazı Arap devletlerinin sükut kılıp durvalgallıkına narazılık bildirdi. Mevlüt Çavuşoğlu Antalya'da sözlüken notkada Amerika Prezidenti'nin Suriye'nin cevulan töpülükini işgaliyetçi İsrail'e'nin zemini deb itiraf kılıp kararnameye imza koydu. O kararnameye karşı rayondaki Arap devletlerinden birer sada çıkıp baktı mı? Tuncu bulup narazılıkını kim bildirdi? Avrupa İttifakı'mı narazılık bildirvatkan yerde bazı Arap devletleri Amerika ve İsrail'e korkunçisi tüpeyledin avazını mı çıkıralmayvatıdı dedi. Donald Trump 52 yıldın buyan işgaliyet aslıda tutup durulvatkan cevulan töpülükünün İsrail'e tabi işgallikini itiraf kılışını öz içine alan prezidentlik kararnamesine tünügün imza koygan idi. Bakınız bugün biraz önce ABD Başkanı Trump Golan Tepelerinin, burası Suriye topraklarıdır, sözde İsrail'in toprakları olduğunu kabul eden bir belgeye imza attı. Baştan söylüyorum, biz bu imzaya karşıyız, bu karara karşıyız. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Yaponiya Xitay tehdidiga qarshi tadbir elishga boshlandi. 27 mart Kyodo xabar agentligi bergan xabarda bildirilishicha, Yaponiya Xitay tehdidiga qarshi davlatining janubiga joylashgan orollardagi harbiy kuchini kuchaytirishga boshlandi. Yaponiya davlat mudofaa ministri Takeshi Iwaya igilik huquq masalasida to'xtalib mundaq dedi. Yaponiya bilan Xitay o'rtasida talash tortish davomlashib kelgan yerim orollardagi Sharqiy Xitay dengizi va G'arbiy Tinch okean rayonidagi ikki orolga quruqlik armiya qismi bilan harbiy paroxodga qarshi boshqarilgan bomba sistemasi o'rinlashtiramiz. Bu armiyaning harbiy xodimi 2250 yetadi. Undan boshqa 400 kishilik quruqlik armiya qismini Okinawa rayonidagi Miyako orolga o'rinlashtiramiz. Takeshi Iwaya yana Miyako orolining janubidagi Eshikaki orolgami bir qism o'rinlashtirishni plan qildik. Yaponiyaning mudofaa liniyasi bunundan keyin g'arbiy janub rayoni bo'ladi. Bu doirada biz bu yerdagi harbiy iqtidorimiz va harbiy quvvatimizni kuchlantiramiz dedi. Egilnicha Yaponiya hukumatı 1 apreldan boshlab davlat mudofaasi programmasi doirasida kelgusi 5 yilda Yaponiyaning janubiy rayonidagi yiroq orollarda harbiy kuchini nuqtalik holda kuchlantirishni qaror qilgan. Hijablı kızının 18 altın medalığı erişişi kızgın alkışkı erişti. Pakistan Pencap Tibbi Üniversitesi'nin hijablı okuguçısının 18 sahada tuluk altın medal mukabatığı erişkenliği başta Pakistan buluşmalarına birge bütün dünyada kızgın alkışkı erişti.
ve milyonlarca kişilerinin ictimai uçur vasıtları da onun yakşı tilaklarda buluşuğu sebep oldu. Şunlıklı İslami hicabının hiç kaçan bilimgi tosalığı bulmaydıqallıqını bu kız emeli neticesi arkalık ispatla pergerliki hakkıda kan münazirler kozgaldı. Xitay siyasi kengash raisi Wang Yang Sharq Turkistondagi lagerlarning aldirab taqalmaydiganligidan bishorat berdi. Erkin Asiya radiosining xabarida bildirilishicha 20-martdan 25-martgacha Sharq Turkistonda tekshirish olib borgan Xitay mamlakatlik siyasi kengashining raisi Wang Yang 1.5 milliondan ortiq inson yig'ib olish lagerida solinib yotgan Sharq Turkiston vaziyatini muqim va tinch deb madhiyligan va rayonda atalmış 3 xil kuchlarga qarata elib berilayotgan bostirish siyosatlarining davomlashishini tashabbus qilgan. Reuters agentligi qatorliq xalqaro axborot vositalarining xabarlarida deyilishicha, Wang Yang tekshirish davomida Uyg'urlar zich o'ltiraqlashgan Qashqar va Tumshuq shaharlarini ko'zdan kechirgan. Qashqar va Tumshuqni betaraf ko'z bilan kuzatgan har qanday bir tekshirguchining bu shaharlarda vayron bo'lgan oilalar, yetim qolgan bolalar va to'xtab qolgan ish tijoratni bayqiyalaydiganligini ilgari surgan Dunyo Uyg'ur qurultoyi bayonotchisi Dilshod Reshid, Wang Yangning maqsadi rayondagi reallikni ko'rish yoki uni tuzish emas, balki markaziy hukumatning buyruqlarini ijro qilayotgan atalmish avtonom rayondagi har darajalik amaldor va saqchi kuchlarga jasorat berish dedi. Atalmış Uyğur Abdum rayonu reisi Şöhrət Zakir aldın qayıbdı Beycan'da kılgan sözü de atalmış tərbiyyiləş mərkədlərindən cəmiyyətinin ihtiyacıqa qarab asta-asta takıldıqallıqını bayan kılgan idi. Közətkücülər Wang Yang'nın ziyaret cəriyanında kılgan sözlerini Şərq Türkistan'daki yığıb eliş lagırlarının aldırab takılmaydıqallıqıdan bir bişaret tep qaraşmaqda. Ruslar Xitayğa qarşı narazılıq namayışı kıldı. Amerika Avazı xabarda ma'lum bo'lishicha Xitoyning Baykal ko'li yaqinida botulkuliq suv zavodi qurish plani Rossiya xalqini andishiga solgan. Xabarda Rossiya xalqining Xitoyga qarshi noroziligini namoyish qilish, ommaviy imzo to'plab qurilishni to'xtatishga majburlash qatorliq usullar bilan bildirganligi, namoyishning Baykal ko'liga yaqin shaharlardan Moskvaga qadar 10 nacha shaharda o'tkazilganligi, namoyishchi ommaga siyosatchilar, tunilgan san'atchilar qatnashganligi bildirildi. Xabarda bildirilishicha namoyishchi amma Rossiya prezidenti Vladimir Putinni Baykal ko'lini Xitoyga setivati deb ayiblagan. Rossiya doiralari Xitoyning mazkur qurilishni ko'zdan kechirib, muhit bexatarlik o'lchamlariga uyg'un keladigan yoki kelmaydiganligini tekshirishga va'da qilgan. Egilnicha Rossiyadagi sud mahkamalaridan biri Xitoyning botulkuliq suv zavodi qurilishini to'xtatish haqida hukm chiqargan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. İnşallah ertik haberimizi görüşürüzce sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırmız. Şunlukla program akırda ekran arkasındaki barlı hizmet taşlarımıza köptün köp rahmet edin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.